Umarım güzel bir sohbet edeceğiz çünkü sizin bu e, genç ve e, aktif e, sanata hizmet e, için çabalarınızı e, bir şekilde izleyicilerimize yansıtmamız gerekiyor. Siz bunu sergilerle yapıyorsunuz, hı hı. diğer et, e, aktivitelerle yapıyoruz ama biz burada biraz da sizden böyle e, kitabı olmayan bilgilerle sizden bir şeyler almak isteyeceğiz, paylaşmak evet. isteyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi e, önce bir kendinizden başlayalım biz yani siz bir kendinizi... Siz tanıtın. Çünkü bende kitap bilgi var ama tamam. onlar herkesin ulaşabileceği bilgi. Siz buyurun. Ben 96 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. Yani giriş şimdi. tarihimizi söyledik yani. Evet, Giriş tarihimi söyledim çünkü <gülüyor> <gülüyor> biraz uzatmalı bir öğrenci oldum. Çok güzel zaman geçirdiğim için tabii onu... Daha farklı uzatmayı tercih ederdim ama adadan çıkıp yani 16-17 yaşındayken Ankara gibi bir şehirde özgürlüğü tadınca... mesela mesele olmuyordu. <laughs> i̇lk iki sene mesele farkındalık boyutunda değil Yani daha ne olduğunun farkına varmamıştım. Yapmak istediğimi biliyordum ama daha çok farkında değildim. Sonra bölümü yani geçirdiğim zamanı çok sevdim. Hiç de geri dönmek istemedim aslında. Okulda kalmak, devam etmek bir sürü bir şeyler. Orada bir yaşam kurmak, belki İstanbul'a geçmek gibi bir arzum vardı ama olmadı. Koşullar, şartlar. Şimdi ben hemen sözü keseyim mi? Sizin orada gerek arkadaşlarınızla, gerek hocalarınızla iyi de bir diyaloğunuzun olduğunu ben hatırlıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok güzel bir ortamımız vardı. Ee, ama siz yani hocamızdınız, Dağ hocamızsınız, burada da Yakın Doğu'da o ortam, o sıcaklık diğer bölümlerde olmayan e, farklı ortam. Yani öğrencinin kendini üniversite ortamından fazla böyle e, akademik katı kuralları olan bir ortamdan farklı olarak bir aile içerisinde olduğu bir ortam diye düşünüyorum.